Mesih içinizdedir. Bu da yüceliğe kavuşma umudu veriyor. Ölmüş bedenlerimizi hayata döndürüyor. Bu yücelik, bu konu inanmak hakkındadır. Bu bir yolculuk, öyle bir yolculuk ki herkes bu yolculuğa çıkabilir. Tanrı aramızda favoriler seçmez. Tanrı her birimiz için farklı şey yapar. Tanrı'nın sizden yapmanızı istediği şeyi yapmanız, Tanrı için yapacağınız en özel ve en yüce şeydir. Amin. Amin. Bugün inanmak ve dua etmek hakkında konuşmayı düşünmüştüm. Bu yüzden bazı notlar aldım. Kutsal Ruh'un sizi yönlendirmesi için dua edin. Ardından Ruh'un sizi yönlendirmesine uygun davranışlar sergileyin. Bilgisayarımdaki otomatik düzeltme programı sürekli yazdıklarımı değiştirdi. Umarım dil bilgisi hatası yoktur. Başlarda sorunun ne olduğunu ben de anlamadım. Bakıyorum, anlayamıyorum. Sanırım o benden akıllı. Kutsal Ruh'un sizi yönlendirmesi için dua edin. Bense yönlendirmesine uygun davranın demiştim. Arada bir fark var mı bence? Bence ikisi de aynı şey. Öyle bir insan olmak istersem bunu mutlaka başarabilirim. Her şeye gücü yeten Tanrı'ya kim olmak istediğim hakkında dua edersem olmak istediğim kişi olabileceğime inanmalıyım. Tanrım değişmeme yardım et. Ardından şunu söylemeliyim. Ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Gelecekte bir gün değil, iman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. İman şimdidedir. Bazılarınızın yüzünden ne dediğimi anlamadığınız belli oluyor. Bakın, bazılarınız şu şekilde duruyor. Ah Tanrım, evimin etrafında kaç bin saat şu sözleri tekrarlayarak dolaştım. Sürekli şunu tekrarladım. Mesih'in sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olacağım. Ben suçlu değilim. Tanrı beni seviyor. Tüm ihtiyaçlarım onun yüceliği sayesinde karşılanıyor. Çocuklarım kurtulmuştur. Kutsal ruhla dolu kadın ve erkeklerle evlenecekler. Bu hafta sonu 4 çocuğum buradaydı. Gelinlerim, damatlarım, 10 çocuğum, 11 torunum. Bu muhteşem bir duygu. Ama şunları tekrar ettiğim için değil. Umarım torunlarımın başı derde girmez. Bilirsiniz şu an torunlarımın yeniden doğmuş kutsal ruhla dolu kadın ve erkeklerle evlenmesi için dua ediyorum. Önce dua edin. Tanrı'nın sözünü tekrar edin. Çocuklarımın başının derde girmesinden korkuyorum. Korku içinde yaşamayı bırakın. Çocuklarım hakkında değişmesi gereken şeyleri değiştir lütfen. Umarım bir gün bunu yaparsın. Hayır, senden bunu yapmanı istiyorum. Bunu görmemin ve hissetmemin bir önemi yok. Buna çalışıyorsun, bunu biliyorum. Hadi ama imanı şu an yaşamanız gerektiğinden bahsediyorum. Görmediğimiz veya hissetmediğimiz şeylere inanmak güçtür. Şimdi size bir konuda tarih dersi vereceğim. Umarım ilginizi çeker. Şu an önce okumuş olduğum bir kitabı tekrar okuyorum. İblis yaşıyor ve şu an yeryüzünde aramızda. Kitabın adı bu. Tanrı'yla daha derin bir şekilde yürümeye başladığım 70'li yıllarda ilgimi çekmişti. 1972'de yazılmış. O ana kadar iblisin gerçek olduğunun farkında bile değildim. Yani aklımızda çizdiğimiz kırmızı elbiseli, uzun kuyruklu, elinde çatal uçlu mızrağıyla bir çizgi roman karakterine benzetiyoruz iblisi.
Kafamızdaki imajı bu şekilde. Ama iblis yaşıyor yeryüzünde aramızda. Bundan bahsetmek istemeseniz bile konuşmak zorundayız. Çünkü kilise bir düşmanı olmadığını düşünmeye devam ederse, bir savaşın içinde olduğunun ve nasıl savaşacağını öğrenmesi gerektiğinin farkına varmayacak. Bizler birer hedefiz. Amin. 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 Yürüdüğümüz yolda neyle karşılaşırsak karşılaşalım, istediğimizi elde etmek için savaşmalıyız. Bu Tanrı'ya olan imanımıza sarılmak demektir. Yalın bir şekilde Tanrı'ya inanmak yerine istediğimizin gerçekleşmesi için Tanrı'ya inanmak gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Tamam, bu da yanlış değil. Ama bir karar vererek Tanrı'ya koşulsuzca inanmaya başlamamız bizim için daha iyi olacak. Bu kitapta birazdan anlatacaklarımı okudum ve şöyle düşündüm. Bu mesaj aslında bugünkü vaazımda yoktu. 1704 senesinde, çok eski zamanda, Kant adında bir adam varmış. Hayatı boyunca evinden 50 kilometre uzağa gitmemiş. Prusya'dan çıkmamış, kendi Alman bir filozofmuş. Bu filozof kelimesinin bizi neden etkilediğini de anlamıyorum. Neyse, filozofmuş. Peki bu ne demek? Ben bunun ne olduğundan emin değilim. Filozof, derin bir soru hakkında ortaya bir görüş veya teori koyan insan demektir. Düşünen insandır. O zaman hepimiz filozofuz. Çünkü hepimizin bir konu hakkında teorisi vardır. Başkalarının düşüncesi gibi inanırsak Tanrı yardımcımız olsun. Hadi ama. Bu doğanın kanunu ve hayatın anlamıdır. Belli bir bakış açısıyla bakarsak hayatlarını bir amaç uğruna şekillendiriyorlar. Ah aman Tanrım, şimdi bu korkutucu oldu. Keşke size mantığın tehlikeleri hakkında bizi uyaran ayetlerden bahsedecek kadar zamanım olsaydı. Bütün yüreğinle Rab'be güven. O sana yol gösterecektir. Pavlus'un söylediklerine bayılıyorum. 1. Korintliler 2:2'de var. Pavlus çok zeki bir adamdı. İyi eğitim almış ve çok parlak bir zekaya sahip olduğu düşünülen bir adamdı. O yüzden bu adamın düşünebildiğine inanıyorum. Ama yine de 1. Korintliler 2:2'de İncil şöyle diyor. İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka bir şey bilmemeliydim. Buna bayılıyorum. Her şeyi çözmeye çalışmayı bırakın ve basitçe inanın artık. Neden harika Hristiyanlar öldü de diğer günahkarlar hayatta kaldı? Bunu bilemeyeceğiz. Cevabını bulduğumuzu zannettiğimiz anda bile aslında yanılıyor olabilirsiniz. Aslında bildiğimi sandığınız birçok sorunun cevabını bilmiyorum. Ama Tanrı'yı biliyorum, bilmem gereken de bu. Neden bu böyle, bu neden şöyle bilmiyorum ama Tanrı'yı biliyorum. Beni sevdiğini biliyorum. Sonsuza dek onunla olacağımı biliyorum. Benim için harika olduğunu bildiğim şeylerin sebeplerini araştırarak yıllarımı heba etmeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Ben gizemi severim. Bunun Tanrı'nın doğasının içimdeki kanıtı olduğunu düşünüyorum. Gizemin arkasındaki gerçeği merak etmeyin, o zaman böyle olursunuz. Ha. Joyce, peki ya iman? İmanı istediklerimizi istediğimiz şekilde elde etmek için kullanmayalım. Çünkü gerçekleşmediğinde kafamız karışır. İstediğimizi elde edebiliriz.
Beni duydunuz mu? Elde edebileceğimize inanmalıyız. En iyiyi elde edebiliriz. Ekip pastörümüz Mike Shepherd'ın söylediği şey hoşuma gitti. Geçenlerde zor zamanlar yaşayan birine şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğine inan, vaatlerine ulaşmak için çabala. Hadi ama çok iyiydi. Tanrı'nın egemenliğine inan, vaatlere ulaşmak için çabala. Her zaman Tanrı benim için hep en iyiyi ister. İnanç beni rahatlatacaktır. Tanrı'ya güven duymak harika bir duygudur. Tanrı'ya güven duymak harika bir duygudur. Galiba bazılarınızın dinlenmeye ihtiyacı var. Hadi ama. Size söylüyorum, çok sessizsiniz. Kafanızda anlattıklarımı düşünüyorsunuz, şöylesiniz. Görmediğim ve hissetmediğim bir şeye nasıl inanabilirim? Yani hayatımı akışına bırakarak yaşamaya çalışmalıyım, öyle mi? İstediklerimin gerçekleşmemesi önemli değil. Tanrı'yla sonsuzluğu yaşayacak olan benim. Şeytanı alt etmek istiyorsanız yapmanız gereken şu, ona şunu söyleyin. En iyi atışını yap, ne yaptığın umurumda değil. Son nefesimi verene kadar Tanrı'ya inanacağım. Sonra da cennette sonsuza dek yaşayacağım. Tanrı istediğimi verirse ona inanırım. Vermezse benim bilmediğim bir şey bildiği için bunu yaptığına inanırım. Ve ona güvenirim. Harekete geçme zamanınız geldi. Bu yumuşak, ağlak, ezik Hristiyan tutumunu bırakın. Kılıçlarınızı kuşanın. Ah Tanrım, bana yardım et. 4 saatlik mesajı bitirmek için 15 dakikam var. O yüzden devam edelim. Bize yapamayacaklarımızı anlatmaya çalışan Kant, bir filozoftu. Dünya bu adamlarla dolu. Kant'ın bu bakış açısı günümüz medeniyetlerinde dahi yaşamamızı etkiliyor. Kendi insanların 5 duyularıyla erişemediği şeylere inanıp inanmamaları gerekliliğini sorguluyor. Eğer bir şeyi göremiyor, dokunamıyor, tadamıyor, duyamıyorsa o şey gerçek değildir. Ben insanlara Tanrı'ya inanma çağrısında bulunuyorum. Ne görürseniz görün, duyun, düşünün, koklayın, dokunun veya tadın ama onun sözüne mutlaka inanın diyorum. Ama bu adam eğer 5 duyunuzun erişemediği noktadaysa gerçek değildir diyor. Bir sebep veya sonuç olmadığına inanıyor. İnsanların deneyimlerinin dışında kalan hiçbir şeyi kabul edemeyeceklerini ve insanların içindeki değerlere itaat etmekle özgürlüğün kazanılacağını düşünüyor. Yani kendiniz için doğru olduğuna inandığınız her şeyi yapabilirsiniz. Bu adamdan önce hiç kimse bu konudan bahsetmemiş diyemem. Ama bu adam evinden 50 kilometre uzağa gitmemiş. Bu adamın teorisi dünyaya hızla yayılıyor. İnsanlar bunu benimsiyor. Daha sonra adı Hegel olan bir adam fikir bombası atıyor. O da 1800'lü yıllarda yaşamış. Kant'ın fikirlerini benimsiyor. Bunları geliştirerek yüzyılımızı esareti altına almış olan şiddet dolu bir miras bırakıyor. Ona Almanya'nın filozofik diktatörü adını takmışlar. Bir fikir veya gerçek, tez ise başka bir fikre veya gerçeğe karşı çıkmak antitezdir. Ve yeni bir gerçek ortaya çıkar, buna da sentez denir. Bunlar kimyasaldır, Tanrı'nın sözlerinden ortaya çıkan şey değildir.
Şimdi bir örnek vereceğim. Eğer ben bu Alman filozof olsaydım şöyle konuşurdum. Tanrı'nın sözü bize zinaya bulaşmamamız gerektiğini söylese dahi bu kabul edilebilir. Çünkü biz öyle bir çağda yaşıyoruz ki bu herkesin yaptığı bir şey. Söylediğimi duydunuz mu? İşte uğraştığımız saçmalıklar bunlar. Bunu söyleyerek birilerini kızdıracağıma eminim. Bunu yapmak istemiyorum. Ama benim görevim insanların davranışlarını gözden geçirmelerini sağlayacak cesur mesajlar iletmek. Biz ne hakla kendimize Hristiyan diyor ve dünyanın geri kalanından farklı bir şekilde yaşamayıp buna filozofik bir görüşe ekleyerek kendimizi haklı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu dünyada kaç kişi evlenmeden yaşamaya sıcak bakıyor? Bu durum almış başını gidiyor. Kimse utanmıyor. Bu onlar için normal, sıradan bir şey. Bu tarz düşünceler önce hayatımıza küçük küçük girer. Sonra da yavaş yavaş kabul ederiz. Bir de bakarız ki kilise bu problemin ne kadar ileri gittiğinin farkına varamamış bile. Sizi üzmek istemiyorum ama artık buna bir son vermemiz gerekiyor. Amin. Amin. Şöyle diyorlar, şu an 21. yüzyıldayız. Umrumda bile değil. 50. yüzyılda bile olsak umrumda değil. Tanrı değişmez. Tanrı'nın sözü hiç değişmez. Modern olduğumuz umrumda değil. Hizmet grubumuzda bazı değişiklikler yaptık. Sahnenin görünüşünü değiştirdik. Farklı kıyafetler giymeye başladım. Günümüzden parçalar çalıyoruz. Gençlerin ilgisini çekmek istiyoruz. Ama bir şeyi tekrar edeceğim. Ambalajı değiştirebiliriz. Ama mesaj değişmez. Tanrı'nın sözünü ulaştırmak için ambalajı sürekli değiştireceğim ki daha çok sayıda insana ulaşayım. Ama diğerleri yapıyor diye ahlakımın değişmemesi için Tanrı'ya dua ediyorum. Amin. Biliyorsunuz yalan yalandır. Hırsızlık da hırsızlıktır. Ahlaksızlık da ahlaksızlıktır. İnsanlar eğitimli olunca mutlakiyeti o kadar reddediyorlar. Kendimizden yola çıkalım. Bu söylediklerim %100 doğru. Ben hayatımı bu gerçek üzerine kuruyorum. Niçin yaşayacağımız hakkında karar verelim. Ben bu kararı verdim. 100 yaşına kadar yaşasam bile ki 93'e kadar yaşayacağım. Bu kanıya nereden vardığımı bilmiyorum ama kendimi iyi hissediyorum. Bu yüzden 100 yaşıma kadar yaşayacak ve şeytanı deli edeceğim. Ama 100 yaşına kadar yaşasam bile sonsuzluğun yanında bu hiçbir şeydir. Hiçbir şey sonsuzlukla kıyaslanamaz. Hiçbir şey. Bunları okuyacak vaktim yok ama şurası gerçekten çok ilginç. Daha sonra Kierkegaard adında bir adam çıktı ve bir sürü saçmalıktan bahsetti. Onun arkasından Marx geldi. Sonra bildiğimiz Darwin konusu. 19. yüzyıla geldik. Herkes tarafından evrim teorisi diye bahsedilen şey işte. Kurnaz bir adam. Bir gün düşünmüş. Şöyle demiş sanki, tüm yaşam formları, insanlar da dahil, daha aşağı bir formdan gelerek yüksek bir forma ulaşmıştır. Yani eskiden belki ben bir bitkiydim, bilemiyorum. Belki bir kaktüs olarak dünyaya geldim. Belki de üzerinde güzel bir çiçek açan bitkiydim. Sonra ağaç oldum, ardından meyve ağacı.
Sonra belki bir böcek oldum. Daha sonra daha büyük bir böcek. Belki maymuna ulaşacak kadar uzunca bir süre yaşamışımdır. Şimdi buradayım. Pop 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 insanım. Buradan nereye gideceğim hakkında bir fikrim yok. Yani gerçekten biz bu kadar aptal mıyız? Hayır, tabii ki de Tanrı tarafından yaratılmadık. Daha düşük bir yaşam formundan geldik. İnsan bir hayvandan evrilmişse bir hayvan gibi davranabilir. Özel bir amacım veya kaderim yoksa hayatın benim için bir anlamı da yoktur. İşte bu kitapta ne diyor, buna bayılıyorum. Bu genellikle insanları ahlaksızlığa ve umutsuzluğa sürükler. Dezoryantasyon kelimesini her yerde duyuyoruz. Şimdi çocuklar okula gidiyor, cinsel oryantasyon alıyor. Mesih'te kim olduğumuzu biliyorsak dezoryantasyonla işimiz olmaz. Amin. Mesih'te kim olduğumu biliyorsam kafa karışıklığı yaşamam. İblisin hazırlamak için yıllarca uğraştığı, önümüze koyduğu bu yalanlar dünyamızın bugünkü sorunlarının nedenidir. Toplumumuzun yaşadığı zorlukların sebebi budur. İnsanlar bu yüzden birbirini öldürüyor ve bunun gibi bir sürü şey yaşanıyor. Tamam, sıra Freud'a geldi. Aman Tanrım. Kendisi psikanalizin mucididir. Biliyor musunuz? Bu adamlar ateistti. Hepsi ateistti. Freud bir ateistti. O zihinsel sorunları olan hastaları için bir tedavi bulmuştu. Teorisi şuydu: İnsan ırkı zevkle motive olur. Bu müsamahakar toplumumuzun temeli. Pekala, buna karşı çıkmayacağım. Tanrı'ya olan ilgimizi hariç tutarsak tek istediğimiz her konuda kendimizi iyi hissetmektir. Ona göre bu hislerin tamamı seksle başlar ve sona erer. Ben uydurmadım. İnsanlar toplum tarafından bilinçaltındaki erotik istekleri doğrultusunda hareket etmek için baskı altına alınır. Toplumumuzda o kadar çok kural ve yönlendirme var ki sadece seksi düşünen, başka bir şeyi umursamayan adam veya kadınlar toplumun seksten başka bir şey yapmasını yasaklıyor. Bu durumda zavallı bir adam üzerinde baskı kuruyor. Ve psikanalize ihtiyaç duymasına yol açıyor. Chris, sen uyanıksındır. Bu söylediklerim doğru değil mi? Öyle olduğunu düşünüyorum. Günümüzde ne hale geldiğimizi anlamak için televizyonu açıp izlemek yeterli. Yani televizyona 2 dakika baksanız karşınızda sevişen insanlar var. Bu çok iğrenç. Gerçekten çok iğrenç. Dünyada neden insanların birbirlerini öldürdüklerini, insanların neden tecavüz ettiğini, neden intihar ettiğini sorgulayan paneller ve oturumlar düzenleniyor. Birkaç dakikalığına bu konunun uzmanı olayım ve bir teori sunayım. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Amin. Yaşam ondaydı. Yaşam insanların ışığıydı. Artık bizim için inananlardan olma zamanı geldi. Dünyanın ve devletlerin bize söylediklerine inanma zamanı değildir bu zaman. Tanrı'nın söylediğine inanmalıyız. Amin. Amin. Tanrı'ya bunun için şükredelim. Amin.